Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Instagram kullanıcısının Sena Levent Oğlu. Sonraki o iki tane. Şimdi bugün videomuzda kızıl saç boyayacağız. Ondan önceki bir önceki videomda bu paletlerin renk acısıyla saçlarımı açtım. Buradaki gibi sarı açmadım. Yani çok fazla sarı yapmadım. Çünkü kızıl boyayacağım için çok fazla açmaya gerek olmadığımı düşündüm. Bir de arka arkaya ben 3 kere açmıştım daha önce ve saçlarım çok yıpranmıştı. O yüzden yine açıcıyı böyle çok üst tonlarda fazla ton açmak istemedim. Özellikle bu şekilde bıraktım. Şöyle bir şey oldu. Uç kısımları bir tık daha fazla açıldı. Çünkü öncesinde burada zaten açıcı uygulanmış saç olduğu için orası bir tık daha geç, pardon, bir tık daha erken açıldı. O yüzden küçük bir renk farklılığı olur gibi oldu. Ben bunu kızıl boyarken kapatmayı düşünüyorum. Şimdi diplerden bu kısma kadar kızıl olarak boyayacağım. Daha sonra uçlarını bırakacağım. Ve bir 15-20 dakika falan geçtikten sonra da sadece uçlarını boyayacağım. Yani kalan kısımlarını boyayacağım. Kalan süreyi o şekilde bekleyeceğim. Böyle yaptığımda bir tık daha o renk farkını kapatırım diye düşünüyorum. Şimdi bununla açtıktan sonra C-Color'ın ateş kızılı rengiyle saçlarımı boyayacağım. C-Color zaten benim sürekli kullandığım boya. Daha önce de kızıl saç kullanırken hep C-Color kullanıyordum. Bazen çilek kırmızısını kullanıyordum, bazen ateş kızılını kullanıyordum. Onun dışında birkaç farklı boya denediğim de oldu ama genel olarak kapatıcılık özelliği olarak falan da en çok sevdiklerim C-Color oldu genelde. Bir de içinden iki tane krem boya çıktığı için de seviyorum. Saçlarım uzun da olsa kısa da olsa bir tanesi bana yetmiyor. Çünkü biraz sık saçlarım olduğu için fazla boyaya ihtiyacım oluyor. Şimdi kutunun içinden çıkanlara bakıyoruz. Bir tane oksidasyon krem çıkıyor. Losyon çıkıyor. Şu şekilde de iki tane krem boyamız çıkıyor. Ben bu ikisini de sıkıyorum. İçine de bunu katıyorum. Onun dışında yani eldivendir, bakım kremi gibi şeyler çıkıyor. Şimdi öncelikle karışımımızı yapalım. Bir tane boya kapımız var. Burada boya kapımızı alıyoruz. Saç boyalarımızı şu şekilde deliyoruz ve daha sonra içinde hiç kalmayacak şekilde bütün boyayı bu şekilde sıkıyoruz. Şu an açık renk bir boya durdukça bunun içinde kırmızılaşıyor. Birazdan göstereceğim. Oksitleniyor yani. Evet, karışımımızı yaptık ve bu kıvamda, bu renkte bir boya elde ettik. Bugün önce saçları aç, arkasını tekrar boya derken artık boya koklamaktan başım ağrıdı. Bunu da hemen boyayayım, bitireyim artık. Arka arkaya iki kere boyaması zor oluyor. Şimdi hemen eldivenlerimi giyiyorum ve boyama işlemine başlıyoruz. Evet, şimdi başlıyoruz. Bu şekilde. Sadece böyle dip boyası yapar gibi değil. Tüm saça şöyle boyuyorum. Valla başlamışken biraz üşendim. Galiba uç tarafta boyayıp geçeceğim. Ayrı ayrı boyasım gelmedi. Artık ne çıkarsa şansıma diyorum. Şöyle boyayıp geçeyim ya. Bir de onu ayır, bunu ayır. Uğraşacak demiyorum şu an. Şöyle güzelce her yerine eşit gelecek şekilde boyuyoruz. Saçımı da ikiye ayırdım daha kolaylık olsun diye. Ha, uçları şimdiden tuttu. Şöyle yapalım. Ve bir sonraki tutama geçelim. Diplerimden şu şekilde başlıyorum. Biraz aşağıya doğru geliyorum. Diğer tarafa atıp arka kısmını boyuyorum bu şekilde. Daha sonra elime alıyorum. Aşağıya doğru bu şekilde geliyorum. Ben bu şekilde daha kolayıma geldiği gibi yapıyorum.
Önemli olan sizin nasıl kolayınıza geldiği. Ona göre istediğiniz gibi yaparsınız. Birazdan masaya yaklaşayım da yere damlamasın. Böyle yaptıktan sonra en son yine şey yapabilirsiniz. Üzerinden geçersiniz. Gelen yerlerin, gelmeyen yerlerin. Evet, şurayı yapayım. Şunları şöyle atayım da daha kolay olsun. Şimdi ben tek tek bunları size gösterip bu şekilde sıkmayayım. Ben biraz ilerleteyim. Yarısını falan boyayayım birazdan. Diğer tarafa geçeyim. Ondan sonra tekrar göstereyim. Yapacağım işlemler bu kadar. Ayırıyorum tutam tutam. Ondan sonra diplerinden başlayıp uçlarına kadar boyuyorum. Her yerine gelecek şekilde. Önünü arkasını düzgünce yapıyorum. Ondan sonra da taraklarım var. Taraklı tarayacağım ki her tarafına iyice gelsin diye. Sonra kalan boyayı da güzelce her tarafa yedireceğim. Burada önemli olan her yere boyanın nüfuz etmesi. Ben şimdi hızlanmış bir şekilde devam ediyorum. Sağ tarafın boyamasını bitirdim. Şimdi sol tarafa geçeceğim. Oradaki tokayı çıkardım. Buraya bağlıyorum. Bu şekilde ayırıp bağladığınız zaman daha kolay oluyor boyama sırasındayken. Yani açıcı yaparken bu kadar batırmamışım ama kızıl boyarken çok fazla batıyor. Yerlere falan örtü serdim işte bir şey olmasın, bulaşmasın diye. Üstümü falan görüyorsunuz, o yüzden kullanmadınız. Eski tişörtlerinizi giyin. Ben öyle yaptım. Şu an kış farklı. Mesela kısa kollu tişörtümü giydim. Bir miktar üşüdüm boyarken ama yani kazaklarımı falan mahvetmek istemedim. O yüzden her zaman kullandığım boya için kullandığım tişörtümü giydim. Sağ tarafı bitirdik. Şimdi soldan devam ediyoruz. Eskisine göre biraz daha elim alıştı boyama konusunda ama yine de arkaları boyarken illaki biraz zorlanıyorum ama en azından saçım kısa olduğu için o kadar problem olmuyor. Uzun olsa arkaları boyamak biraz daha zor oluyor. Önleri mesela çok oluyor. Böyle görerek direkt elimden aşağı kaydıra boyayabiliyorum. Ama işte aşağıları boyaması biraz daha, pardon, arkaları boyaması biraz daha zahmetli oluyor. Bu şekilde her tutamı yaptıktan sonra bütün hepsi bitince bir de şey yapıyorum. İşte toplu olarak bir üstünden geçiyorum. Biraz önce taradım mesela. Burayı taradım. Üstünden tekrar biraz daha geçtim. Ondan sonra diğer tarafıma geçtim. Böylece hani her teline, her yerine geldiğinden emin olabilirsiniz. Ben yine kendim boyamaya devam ediyorum. Tüm boyam bittiği zaman tekrar göstereceğim. Sol tarafın boyamasını da bitirdim. Bayağı da bir boyam arttı. Normalde bana anca yeterdi. Saçlarımı kestirdiğim için sanıyorum. Bu sefer güzelce yetti. Şimdi böyle rastgele şöyle biraz oraya, biraz buraya, az boya geldiğini düşündüğüm yerlere bu şekilde tüm kalan boyayı yedireceğim. Özellikle arkalara, çünkü arkaları çok iyi görmediğim için daha az boyamış olabilirim. Gelmeyen yerler kalmış olabilir. O yüzden bu şekilde kalan yerlerime kalan tüm boyayı yediriyorum. Ondan sonra saçlarımı bağlayacağım ve yaklaşık 40 dakika kadar bekleteceğim. Ondan sonra gideceğim, yıkayacağım. Sonra da sonucu göstereceğim size. Umarım benim de istediğim gibi olur. Güzelce tutar rengi. Ve saçlarımı yıkayıp geldim. Şimdi açıyorum ve kurutuyoruz. Islak hali bu şekilde. Islakken renk çok belli olmaz zaten. Şimdi kurutacağım. Ondan sonra bakacağız. Şuradan baktığımızda çok tatlı gözüküyor. Ve bütün boyama, kurutma, tarama işlemlerimiz bitti. Şu an saçımın son halini görüyorsunuz. Şöyle söyleyebilirim. Normalde aynada çok daha istediğim renk duruyor. Ama şu an ışıktan dolayı tam olarak belli olmuyor.
Tam şu an gözüken renk aslında tamamı ama karanlıkta kalındığı için, güneş ışığı falan da olmadığı için şu an tam renk belli olmuyormuş. Şöyle uzaklaştığımda arada bir o renkleri görüyorsunuz. Normalde tuttuğu renk o şekilde. Yani ben çok sevdim ve yani kızıl kullanmayı da çok özlemişim. Şöyle iyice göstereyim tam olarak tonunu. Ateş kızılı kullanmıştım biliyorsunuz. Bu şekilde evet, artık videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.